günümüzde herkes küçük ama kullanışlı evleri tercih ediyor. Haliyle depolama alanı sıkıntısı da evlerden büyük oluyor. Ancak bunun da bir yolu var. Küçük evler nasıl daha geniş gösterilir, nasıl daha kullanışlı hale getirilir sizler için araştırdık. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Şöyle bir bakıyorum etrafa. Çok güzel gözüküyor. Meryem Hanım, evlerimizi nasıl daha ferah ve geniş gösterebiliriz? Bunun temel yolu nedir? Aslında bir evi geniş göstermenin en temel yollarından biri doğru mobilya seçimi yapmak. Aslında mobilya seçimi biraz düzeninize kıyafet, beden tipinize göre kıyafet giymek gibi bir durum. Yani ev tipinize göre de mobilya tipinizi seçmeniz gerekiyor. Kesinlikle renk seçimi de önemli bir konu. Herkesin bildiği gibi açık renk tonları mutlaka daha geniş ve ferah bir etki veriyor. Fakat açık renk denildiğinde mutlaka akla ilk gelen beyaz ve bembeyaz bir etki değil aslında. Her sevdiğiniz rengin bir açık tonu var. O açık tonlardan yararlanabilirsiniz. Bu zamanlarda bir uyumsuzluk içinde uyum söz konusu. Fakat siz yine de 2-3 renk seçmemizi tavsiye ediyorsunuz bize. Burada da görüyorum koltuklar üzerinde de koltuk farklı renk. 2 tane yastık şöyle görüyorsunuz farklı renk. Bu konuda ne diyorsunuz? Aslında bir mekan içerisinde 2 tane baz rengimiz, 1 tane de canlı rengimiz olabilir. Bu mekanın içerisinde sıcak grillerimiz var, biraz daha koyu bir grillimiz var. Mermer midir? Evet, burada biraz da doğal malzeme kullandık. Aslında son zamanlarda trendlerin arasında da doğal malzeme kullanımı gittikçe artıyor. Hem zeminde, parkede, ahşapta biraz daha doğal malzeme kullanıyoruz. Burada aslında TV ünitesi çok büyük değil. Sadece arka yüzeyi çok büyük gösteriyor. Fakat derinliğine baktığımızda normalde standartta bulunan o derin TV üniteleri ve dolapları yok. O eskide kalmış daha kütlesel modeller artık yok. Yukarıda bir avize var. Size de göstermek istiyorum şöyle. Gerçekten farklı gözüküyor. Peki daha ferah olması için hangi avizeleri, hangi aydınlatmaları seçmemiz gerekiyor? Bu konu aslında çok kişisel bir konu. Çok tercih meselesi. Nasıl bir ambiyans oturmak istiyorsunuz? Nasıl ışık sizin üzerinizde daha doğru bir etki yapıyor? Daha sakin hissettiriyor, daha huzurlu hissettiriyor. Bunlar bütün unsurları içeriyor. Özellikle küçük evlerde Amerikan mutfak ve salonda bir arada oluyor. Mutfağa geçeceğiz şimdi. Mutfağın da görüyorum ki aydınlatıcısı farklı. Bakalım onlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Aynı tavanda iki farklı avize görüyoruz. Şu anda mutfaktayız. Tabii küçük evlerde Amerikan mutfaklar çok moda, çok trend biliyorsunuz ki. Peki avizeler konusunda nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Burada en önemli noktalardan biri aynı mekanın içerisinde olduğumuz için oturma alanında ve mutfak masası üzerinde kullanmış olduğumuz aydınlatmanın birbiriyle uyumlu olması. Burada göreceksiniz yine modern tarzda olan aydınlatma, burada da aynı malzemeleri içeren bir aydınlatma modeliyle devam ediyor. Yemek masasının üzerine daha ayrı özel bir aydınlatma vermiş oluyoruz. Mutfağa geçtiğimizde ise daha noktasal tezgahı aydınlatan bir aydınlatma tercih ediyoruz. Yatak odasında tercih edilen renkler de yine çok uyumlu. Tabloyla hatta yatak örtüsündeki uyumu bile hissedebiliyorum. Aynen öyle. Hatta genel olarak baktığınızda salonda kullanmış olduğumuz renkleri bile burada devam ettiriyoruz. Biraz daha bütün yaratmış oluyoruz, bütün bir etki yaratmış oluyoruz daire içerisinde. Arkamızda da TV ünitesini göreceksiniz. Evet, bu aslında bir yandan da Mirror TV. Çokça son zamanlarda etrafta gördüğümüz bir durum. Oldukça öyle. Trend sanırım. Ayna gibi gözüküyor fakat TV ünitesi. Açtığımızda TV izleyebiliriz.
çok ufak bir köşe alanımız kalmıştı. Bunu cam bir ünite yaparak yatak odasıyla ayırmış olduk. Böylelikle çok da ufak olsa bir giyinme odası yaratmış olduk. Yatak odasının içinde bir ebeveyn banyosu da var burada Meryem Hanım. Peki banyo seçimlerinde en trendler neler? Banyolarda aslında yine doğal malzemeler kullanılıyor son zamanlarda. Yine mümkünse mermer tabii ki öncelikli tercihimiz oluyor. Fakat bunun dışında birçok markada bulabileceğiniz seramikler, mermer görünümlü çok iyi seramikler de bulunuyor. Yine favorilerimizin arasında olanlar beton görünümlü seramikler. Beton görünümlü seramikleri de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hatta mat yüzeyler biraz daha trendlerin arasında yükseliyor parlak yüzeylerimiz. En çok zaman geçirdiğiniz yuvanız olan evlerinizi görsel olarak daha güzel gözükmesi ve kullanışlı, rahat olması için tüyoları aldık. Başka bir konuyla görüşmek üzere.